Karasis Kalesi Kozan'da Orçan sınırları içerisinde 1056 rakımlı Karasis Dağı üzerinde lokalize olmuş bir kaledir. Kale Seleukoslardan kalmış Helenistik bir kaledir ve bölgede ender bulunan ve bu dönem özelliklerini gösteren kalelerden biridir ve bu kalenin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir. Bu kaleye son dönemde kaleye ulaşan yol açılma çalışmaları turizm açısından, Kozan'ın tanıtımı açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Fakat bu yol kaleye ulaşacak olan bu yaklaşık 2,5-3 kilometrelik yol aynı zamanda bazı sıkıntıları da birlikte getirmektedir, getirecektir daha doğrusu. Şöyle ki kale şimdiye kadar yüksek bir tepede sarp kayalık içerisinde izole olduğundan ve ulaşılması çok güç olduğundan dolayı sağlam olarak oldukça sağlam bir durumda günümüze ulaşmış idi. Fakat bu yol sayesinde kalenin eteklerine veya kaleye kadar olacak ulaşacak yol sayesinde kaleyle ilgili bir takım sıkıntılar getirecektir. Kalenin bu ulaşıma açılması neticesinde kaçak kazı yapanların daha kolay ulaşabileceği bir konuma geleceği gibi yine bölgeden özellikle kaleden yıkılan taşların içeriye bulunan kalenin içerisinde bulunan işlenmiş taşların taşınması başka binalarda kullanmasını da kolaylaştıracaktır. Bu şekliyle bu sıkıntıların yetkililer tarafından göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kalenin bu yol sayesinde eğer turizme kazandırılması düşünülüyorsa, önce kalenin içerisinde yoğun olarak görülen, tespit ettiğimiz çalılıklardan ve ağaçlık yapıdan temizlenmesi gerekiyor. İkincisi, demin de sözünü ettiğimiz şekilde kalenin duvarlarından ve içerideki mekanlardan yıkılan taşların kaledeki mekanların içini doldurduğu görülmektedir. Yani bu şekliyle kalede yürümek oldukça zor bir durum arz etmektedir. Bunun için öncelikle ağız temizliği ve kaledeki o yıkılan taşların temizlenmesi ve kalenin çeşitli yerlerine levhalar yerleştirilmesi, yürüyüş parkurları, yürüyüş yolları yapılması ve her şeyden önemlisi bu kalede bir görevlinin bulunması da önemli bir yer tutuyor. Kalenin bundan sonraki geleceğini koruyabilmek açısından. Bunlar yetkililer tarafından göz önüne alınırsa ve bu şekilde bir düzenleme yapılabilirse kalenin elbette Kozan turizmine, Adana turizmine, iç ve dış turizmine büyük katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Aksi takdirde sadece yol açılmasıyla yetinilirse bu kalenin daha kolay tahrip edilmesinden başka bir işe yaramayacağı da bir gerçektir.